Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde incelemiş olduğumuz iş yeri yapısına eksi x doğrusunda deprem yükü etmesi durumu için A aksında meydana gelecek normal kuvvet diyagramını çizeceğiz. Bunu zaten bu A aksımızın kesme kuvveti diyagramını daha önceki derslerimizde çizmiştik. Ve yine A aksımızın moment diyagramında arkadaşlar eksi x deprem doğrultusu için moment diyagramını da çizmiştik. Son olarak biz eğer normal kuvvet diyagramında çizersek biz bu aksımızın iç kuvvetleri diyagramının tamamını çizmiş olacağız. Eksi x deprem doğrultusu için arkadaşlar. Şimdi burada bu tabi daha sonra bunu sapikiminde de nasıl elde ettiğimizi göstereceğim. Öncelikle bir elle hesabını yapalım. Evet, bunun için girişlerden arkadaşlar uç kesme kuvvetlerinden faydalanacağım. Kolonların normal kuvvet değerini bulabilmem için düğüm noktalarında toplam Fi eşittir 0 ilkesinden faydalanacağım arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağım? Atıyorum 3 nolu tabii üst katlardan da başlayarak gelmem lazım. Bu derslerin dediğim gibi detayları betonarme derslerinde mevcut arkadaşlar. Buradan da destek alabilirsiniz. Burada pratik olarak 3 nolu düğüm noktasından başlıyorum. 3 nolu düğüm noktasında hangi elemanlar var? K201 kişinin solucu var. Ve S201 kolonun arkadaşlar ucu var. Yani bu düğüm noktasında bakın bu düğüm noktasını inceleyecek olursa 3 nolu düğüm noktasının üst katlardan başlayarak geliyorum. K201 kişinin solucu kesme kuvvetini daha önceki seçeneğimizde bulmuştuk arkadaşlar burada. 3.085 ile 5.17'ler şu an bana lazım olacak değerler. Bu seçenekte kullanacağım değerler. 3.085'i ben yönü ile birlikte daha önce bulmuştum. 3.085 yukarı doğruysa eğer kilişten düğüm noktasına geçişte yönü ters çevirerek gelmemiz lazım. Aşağı doğru 3.085 oldu. 3 nolu düğüm noktasında toplam Fi eşittir 0 yaparsak bu noktanın denge tak olabilmesi için bu noktada bulunan kolonum S201 kolonu. S201 kolonumun yukarı yönlü artı Fi yönünde 3.085 olması lazım ki bu düğüm noktası dengede kalsın. Dolayısıyla S201 kolonun eksenli yük değerini 3.05, 3.085 olarak yukarı yönlü olarak buluyorum. Sağ uç için de aynı şey geçerli. Sadece yön olarak değişecek. 3.085 aşağı doğruysa düğüm noktasına geçişte yukarı doğru olacak. 6 nolu düğüm noktasında yukarı doğru 3.085 giriş K201 kişinin sağ uç kesme kuvveti varsa burada kolonun da bu düğüm noktasına bağlanan kolonun da normal kuvvet değerinin 3.085 olması lazım ki dengede olsun. Burada bu ikisini elde ettik. Şimdi bu ikisini bir sonraki alt kattaki bağlanan düğüm noktalarına yani 2 nolu ve 5 nolu düğüm noktalarında kullanmam lazım. 2 nolu ve 5 nolu düğüm noktalarında neler var? K101'in uç kesme kuvveti var. S101'in normal kuvvet değeri var. Fe olarak ve S101'in de normal kuvvetleri var. Yani bu 2 nolu düğüm noktasını açmam lazım. 2 nolu düğüm noktasını açtığım zaman bakınız burada K101'in uç kesme kuvveti var. K101'in uç kesme kuvvetini biz 5.17 olarak daha önce bulduk yukarı yönlü. Düğüm noktasına geçişte ters yönlü geçiriyorum. 5.17 aşağı doğru var. Benim aradığım şey en S101, 101 kolonunun uç normal kuvvet değeri bu ne kadar olacak? Burada üst kattan bir üst katında kolonun bir üst katında bulunan kolonun da bakın burada NS201 var. Bunun da değerini almam lazım. Bu noktayı etki eden bir de S201 kolonunun normal kuvvet değeri var ki bunda şu şekilde yönünü belirliyoruz. Burada biz kolonun
yönünü ne yaptık arkadaşlar? Bakın, elemana basınç kuvveti uyguluyorsa burada da bu düğüm noktasına da yine basınç kuvveti uygulayacak arkadaşlar. Burada da basıyorsa burada da basacak. Dolayısıyla 3.085'i aşağı geçişte yönünü arkadaşlar burada da basıyor. Orada da basacak. Böyle. Basınç kuvveti olacak şekilde aktardım. Şimdi 3.085 artı 5.17 ikisi de aşağı yönlü bir kuvvet. Bu iki kuvvetin toplamını dengeleyecek olan yukarı doğru ne olacak? 3.200 pardon ikisinin toplamı 8.255 birlik bir kuvvet lazım yukarı doğru yukarı yönlü. O zaman S101 konumunda normal kuvvet değerini 8.255 olarak basit bir şekilde elde ediyorum. Sağ taraftaki uç için de aynı şeyler olacak. Sağ taraftaki uç için S202 kolonunun burada çekmeye kuvveti olduğu için, çekmeye çalıştığı için burada da bu uçta da çekmeye çalışacak. Kay 101 kirişinin sağ ucu da yukarı yönlü bir Fy değeri. İkisinin toplamı yukarı yönlü olduğu için bunun dengede olması için S102'nin de aşağı doğru yönlü ve ikisinin toplamı kadar olması lazım. Bu da S8.255 olarak elde edildi. Şimdi bunları kullanırsam 3.085 arkadaşlar değerlerini elde etti. 3.085'ler burada. 3.085'ler burada. Altta da elde ettim. 8.255'ler de burada. Bunu da diyagrama yazdım. Peki bunların işaretleri nasıl belirleyeceğim? İşaretten arkadaşlar pozitif yön kuralına göre belirleyeceğim. Pozitif yön kuralında çubuğu çeken kuvvetler pozitif, basan kuvvetler negatifti. İncelediğimiz zaman mesela şu kolonu burada şu elemanı alacak olursak bu elemanı ne yapıyor kolon? Basınç kuvveti etkiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar sol taraftaki 101 kolonun değeri ne olacak bu durumda? Eksi olacak. İçerisindeki eksinin sebebi budur arkadaşlar. Sağ taraftaki kolonu konuşacak olursak sağ taraftaki kolonumuzda çubuğun bu kısmını konuşacak olursak çubuğu şöyle yatırdığımız zaman bu kuvvetin çektiğini görüyoruz. Çubuğu çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada değerimizin iç kısmında pozitif olduğunu görüyoruz. Yani uç kesme kuvvetleri arkadaşlar kiriş uç kesme kuvvetlerini belirledikten sonra kolon normal kuvvet değerlerine geçişimiz oldukça kolay. Üst katlardan başlayarak geleceğiz. Ve düğüm noktalarında toplam Fy eşittir 0 ilkesinden faydalanacağız. Şimdi topik ivmeye gelecek olursak topik ivmedeki çizmiş olduğumuz topik ivmede çizeceğimiz normal kuvvet diyagramı önce kesme kuvveti diyagramı çizeyim. Burada benim beklediğim şey şu. Kesme kuvveti diyagramında arkadaşlar 3.13 bu kirişin kesme kuvveti değeri. Dolayısıyla bu düğüm noktasında buna soruda burası kaç dolu düğüm noktasıydı? Bakalım hemen. Üç dolu düğüm noktası. Nol düğüm noktasında üç nol düğüm noktasında 3.13'lük bir kesme kuvveti var ise benim bu uçta da 3.13'lük bir normal kuvvet değerim olması lazım. Yine bu uçta da 3.13'lük bir moment değerim olması lazım. Normal kuvvet değerim olması lazım. Newton olması lazım. Bunun bu kesme kuvveti diyagramı arkadaşlar. Baktığım zaman burada
Bunun 3.65 seviyelerinde olduğunu görüyorum. Yani burada da bir geçişte bir değişkenlik var. 3.13 almadığını görüyoruz. Ve bir alt kaça geçişte de değerlerini toplayarak gittiğini görüyoruz.